Canım. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Konu Bey'atur Ridvan değil mi? Evet. Heh. Bu Bey'atur Ridvan bildiğiniz gibi zaten mesela Resulullah bunlar şeye gidiyorlar. Umre'ye gidiyorlar o sahabelerle birlikte. Sonra Hazreti Osman'ı elçi olarak müşriklere gönderiyorlar. Diyorlar ki işte biz savaşa gelmemişiz. Biz Umre'ye gelmişiz. Bize izin verin falan. Sonra gidiyor işte orada kalıyor. Kalınca bunlar tereddüt ediyorlar. Acaba onu öldürdüler mi falan. Sonra gelip bir ağacın altında yemin ediyorlar. Yani bir anlaşma yapıyorlar. İşte biz ölünceye kadar hepsi biz burada ölünceye kadar onu götürmeden biz gitmeyeceğiz falan. Bir anlaşma yapıyorlar ve bu anlaşma üzerine bir ayet iniyor ki o anlaşmayı övüyor Resulullah. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Bey'atur Ridvan. Seder Ridvan menevçiye yani yani Allah'ın razı olduğu bir antlaşmadır. Bey'at. Tamam mı? Evet. Şimdi fi ahir sene es-sadise minel hicre. Bu hicretin 6. senesinin sonunda erade Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en yakraca ila Mekke'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye çıkmak istedi. Aslında bak erade Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en yakraca ila Mekke'de fi ahir sene esad bin hicreti. Bu oraya bağlı demiş hocam. Bu yani önceden gelmiş bir car-ı meçhurdur. Yani bu eradeye eradeye bağlıdır ha. Tamam mı? Öyle de değil mi? Bir de bir gelmiş yani ya. Evet. Makul etmiş olarak başta gelmiş. Tabi tabi. Aha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hüseyin Can hoş geldin. Var olsun. Konumuz sayfa 123'tür. Bey'atur Ridvan. 124. Ha 124 evet. 124. Evet. Açtınız mı? Şimdi fi ahir sene es-sadise min hicre erade Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en yakruca min Mekke mu'temiren. Umreci olarak Mekke'den çıkmak istedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman? Bu hicretin 6. senesinin sonunda. Tamam. La yuridu harben ve la qitalen. Resulullah ne savaş ne de çarpışmayı istemiyordu. Ve a'lene sallallahu aleyhi ve sellem zalike ala ashabihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabı üzerine bunu ilan etti. Bak biz savaşa gitmiyoruz ona göre. Ve kana yahşa en temna'u Kureyş. Ve Kureyşlilerin onu engellenmesinden çekiniyordu, korkuyordu. Evet. Kharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve men ma'ahu. Resulullah ve onunla birlikte olanlar çıktılar. Hatta nezele bi mekanin karibin Mekke. Mekke yakın bir yerde konakladılar. Yud'a el-Hudeybiye. Hudeybiye olarak adlandırılıyordu, çağrılıyordu. Onun adı konakladıkları yer onun adı Hudeybiye'ydi. Velemma alimet Kureyş'ün bizalike. Kureyşliler bunu öğrenince arsalet vefden bir elçi gönderdiler. Yestefsirehu an sebebi hudurihi. Onun gelmesinin nedenini açıklamak istediler. Neden gelmişsin? Savaşa mı gelmişsin? Başka bir şey mi? Bize açıkla. وَيُبَلِّغُوا اَنَّ اَهْلَ مَكَّ لَا يَرْضُونَ اَنْ يَدْخُلَ مُحَمَّدٌ وَاَسْحَابُهُ عَلَيْهِمْ وَاَسْحَابُهُ عَلَيْهِمْ مَكَّةَ عَنْوَةً وَاَسْحَابُهُ عَلَيْهِمْ Bu eksiktir ya. عَلَيْهِمْ Bir bakayım. وَيُبَلِّغُوا Ve Resulullah bir tebliğ ediyorlar. Diyorlar ki yani bu elçi, bu heyet gidiyor ya ve yani bunu açıklasa niçin buraya gelmişsin ve sana böyle bir mesaj var. En ehle Mekke'te, Mekke ehli la yerdune en yedhule Muhammedun ve ashabu Mekke'de anveten. O aleyhimi bir alalım önce. Orada da alalım. Şimdi gerek yok oraya. En yedhule. En yedhule Muhammedun ve ashabu Muhammed ve sahabeleri girmesini
Mekke'ye girmesini anveten zorla la yardune, ehl-i Mekke bunu razı olmazlar. Bak bir mesaj veriyorlar ha. Yani Resulullah'a ve sahabisine giden o heyet hem onun niçin buraya geldiğini soruyorlar ve bir mesaj veriyorlar. Bak ehl-i Mekke senin ve sahabilerin zorla Mekke'ye girmesini razı değiller, kabul etmezler. Şimdi burada en yedhule Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu en yedhule aleyhim, bak bak en yedhule aleyhim yani ala ehli Mekke'de en, ama olmuyor ha bak. La yardune la yardune aleyhim la yardune en yedhule Muhammed ve ashabuhu aleyhim la yardune en yedhulu es aleyhim Mekke'de. Yani şöyle la yardune razı değiller en yedhule Muhammed ve ashabuhu, yani Muhammed ve sahabileri girecekler aleyhim onların üzerine girecekler Mekke'ye, yani onların üzerinden Mekke'ye girmesine razı değiller. Bence böyledir. Şöyle olabilir. Mesela yübelliğü aleyhim enne ehler Mekke la yardun aleyhi yebellihu ve yebellihu en aleyhi. Şimdi bak ve yebellihu Resulullah tebliğ ediyor. Neyi tebliğ ediyorlar? Ve yebellihu en ehle Mekke'te. Yani aleyhim, yani orada araya koysam oraya yebellihu aleyhim en ehle. Aleyhim yok. En yedhul en yedhul Muhammed ve ashabu aleyhim ehle Mekke'ye. Yani bunlar onların üzerinde, onların üzerinden Mekke'ye girmesini, yani onlara rağmen Mekke'ye girmesini gibi bir mana veriyor. Ama tam yani güzel bir cümle kurmamışlar ha. Evet. Tamam mı? Tabii edim masariye. Evet. Geçelim. Hatebe'r Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefdehum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem on evvef yani o heyet onların yani elçilerine yani Mekke ehlinin vefdehum yani vefde ehli Mekke, Mekke ehlinin elçilerine hitap ederek hitap etti, onlarla konuştu ve ahberehum onlara haber verdi ennehu yuridu el umrete o sadece umre yapmak istiyor ve ziyaretel beytel harami ve Beytül Haram'ı ziyaret etmek istiyor. Başka amacı yok. Süme evfede Osman bin Affan. Sonra Osman bin Affan'ı elçi olarak gönderdi. Radiyallahu ta'ala anhu. Neden onu göndermişler? Şimdi diyecek. Vallahu alem. İle eşrafi Kureyş'in. Kureyş'in eşraflarına, ileri gelenlerine gönderdi. Yuhbiruhum. Onlara haber veriyor. Ennehu lem yeti li harbin. O savaşa gelmemiştir. Yani Hasib Osman'ı müşrik yani Kureyş eşraflarına gönderiyor. Diyor ki ben savaşa gelmemişim, bak dikkat edin. Ve ennehu innema ca'e zailen lihazil beyti. O ancak bu beyti Kabe'yi bir ziyaretçi olarak geldiğini söylüyor. Ve muazzamen li hurmetihi. Bu yani Kabe'nin saygınlığına saygı katmak için gelmiştir. O muazzaman tazim etmek. Yani Kabe'ye tazim etmek. Li hurmeti saygınlığına. Buyurun. Ya da kutsallığına. Kutsallığına evet yani. Saygı göstermek için gelmiştir. Fentaleka Osman'ın çıktı. Hatta eta Ebu Süfyan. Ta ki Ebu Süfyan'a gelmiştir. Amcasıdır zaten. Ve uzama'a Kureyş'in. Ve Kureyş ileri gelenlere. Febellegahum. Onlara tebliğ etti yani haber verdi. An umreti. Pardon. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Febellegahum an Resulü. Resulullah'dan bir mesaj iletti onlara. Ki ennehu innema ca'ehu ve ashabuhu. O ve sahabileri ancak gelmişlerdir. Yuridunel umrete. Onlar umreyi yapmak için, umre istedikleri için gelmişlerdir. Başka bir amacı yoktur. La yuriduna harben ve la qitalen.
ne savaş, ne harp, herhangi bir şey amacı yok yani, ha. Kavga, savaş, bir şey yok. O amaçla gelmemişlerdi. فَقَالُوا لِعُسْمَانَ Onlar Hasbi Osman'a dediler ki اِنْ شِئِتَ اَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطِفْ Sen tek sen. Çünkü bizim akrabamızsın. He. Sen beyte tavaf etmek istiyorsan tavaf et. فَقَالَ مَا كُنْتُ لِيَطُوفَ بِهِ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tavaf etmediği sürece ben de tavaf edecek değilim. Evet. فَحْتَبَسَّتْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَهَا Kureyşler onu... Oradaki فَقَالُوا لَا عُثْمَانَ لَمِ مَحْرُ لِيَجْلِيدِ يُقْصَى مَحْرُ فَقَالُوا لِي Hayır, ona dediler. لَهُ ona yani. Ona da değil mi? Evet. Şimdi فَحْتَبَسَّتْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَهَا Kureyşler onu hapsettiler yanlarına. وَاَشَاعَ النَّاسُ اَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ İnsanlar yaygara yaptılar. Yaydılar ki Osman öldürüldü. وَاَشَاعَ Yaydılar. اَنَّاسُ İnsanlar neyi yaydılar? Mef'uldü. اَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ Osman öldürüldü. فَبَلَغَتِ الْاِشَاعَةُ اَرْرَسُولَ sallallahu aleyhi ve sellem Bu yaygara Resulullah'a da ulaştı. فَقَالَ Resulullah dedi لَا نَبْرَحُ Biz burada ayrılmayız. Hatta nunacize el kavme. Biz kavmla boğaz. Kureyşlerle birbirimizi boğazlamadan biz burada gitmeyeceğiz. Eğer onlar elçimizi öldürmüşlerse buyurun. Normalde savaşmak yani onlarla savaşmadıkça. Nunacize ne demektir? Naciz. Naceze savaşmak. Savaşmaktır. Evet. Ha güzel. Yani, ha. Az. Yani bir de o kavimle savaşmadıkça buradan ayrılmayacağız. Ha, eğer elçimizi öldürmüşlerse o zaman biz onlarla savaşacağız. Başka çaremiz yok. Yani bu şu anlama geliyor mu? Yani la nebrehe ayrılmayız. Ha. Hatta orada onlarla boğaz boğaza gelsek. Hatta onlarla savaşmaya yakın olsak bile. Savaşmadan biz ayrılmayacağız. Savaşmadan bile oradan ayrılmayız. Savaşsak bile yani oradan ayrılmayız. Savaşmak bile değil. Hatta yani değil, hatta yani, ta buraya kadar yani savaşa kadar biz burada kalacağız. Yani biz savaşmadan ayrılmayacağız. Evet. Sümme da'an nase. Sonra insanları çağırdı Resulullah. Fettahadet kelimetuhum. Onların sözü birleşti. Neyin üzerine? Ana mübayaat Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah'a beyat edeceğiz. Ve kad bayahu ashabuhu ve sahabiler, Resulullah'ın sahabileri beyat ettiler. Ala harbil müşrikine. Biz müşriklerle savaşacağız. Ve en la yefirra ahadun minhum. Hiçbirimiz kaçmayacak. Hatta yakdiyallahu emren kana mef'ule. Ta ki Allah istediği emir yerine getirinceye kadar. Yani Allah ne istemişse o durum olacak. Oluncaya kadar biz bu. Yani ya biz onları bitireceğiz ya onlar bizi bitirecek. Yani Allah ne istemişse o iş yerine getirinceye kadar biz burada ayrılmayacağız. Böyle o hum zamiri normalde hani en yakın burada müşriktir ama müşriğe gitmiyor değil mi? Şeye gitmiyor. Ve en la yefirra ahadun minhum min ashabi ashab. Ashab. Tabi. Sümme alime Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğrendi ki enne ma belagahu an maktabi Osman gayru sa'ihin. Bu Hazreti Osman'ın öldürülmesinden ona gelen haber doğru değildir. Sümme erselet Kureyş'in Süheyle. Sonra Kureyşler Süheyl'i elçi olarak Süheyl bin Amr elçi olarak gönderdiler. Fe'ebreme ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittifakiyeten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir antlaşma kesti, imzaladı. Fe'ebreme yani bitirdi, imzaladı. İttifakiyeten bir antlaşma. Ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle. Yani bu müşriklerin elçisi Resulullah ile bir antlaşma
imzaladı. Tenussu ba'du bunudiha, yani böyle kesinleştiler bazı maddeleri. Onlar nedir? Ala en yetrukel umrete fi hazil am. Bu sene ömreyi bırakacaksınız. Bu sene ömreye gelmeyeceksiniz. Bir. Ve yaude fil amil qadim. Gelecek seneden döneceksiniz. Ömreye geleceksiniz. Ve şaratu şuruten. Şart ettiler bazı şartları. Vafaka aleyha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem o şartlara uyum gösterdi. Yani kabul etti. Evet. Burada bu şey bitti. Evet. Orada Peygamber Efendimiz'e gelen haber kimler tarafından geliyor? Yani o yanlış haber. Ya işte mesela yaygara yapmışlardı. Mesela müşrikler belki o haberi yaygara yaptılar. Sonra o haber sahabelere de gelmiştir. Sahabeler de kendi aralarında işte biz Osman'ı gönderdik. Osman öldürüldü. Hazreti Osman. Resulullah bunu duyuyor ama sonra o haber doğru çıkmıyor. Her dönem fesatlar vardır. Yani evet. Şimdi aşağı doğru gelin. Fethu Mekke'te. Oraya geldik değil mi Meşal Hocam? Fethu Mekke evet. Evet. Buyurun. İsterse devam edelim. Sede o arada onu hapsetmişler dedi mi? Yani onu haps değil de yani mesela oyalamışlardır ha. Onu oyalamışlardır. Zaten onların amacı odur. Müslümanlara korku vermek yani ha. Tabi Hazreti Osman da keşke kalmasaydı. Yani orada kalmıştır. Yani mesela dememiştir ki mesela bir hafta falan kalmıştır. Kaç gün kalmıştır. Yani bir haber olarak gitmiştir. Ya evet ya hayır. Hemen Resulullah'a dönmesi gerekirdi. Geç kalmıştır. Bu geç kalınca Müslümanlar tedirgin olmuşlardı tabi. Evet. Buyurun. Mehmet Şah Hocam buyurun. Fethu Mekke, Mekke'nin fethi. Evet. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عقد مع قريش اتفاقية الحديبية التي حل فيها محل الحرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قريش ده باتفاق anlaşması yapmıştı, Hudeybiye anlaşması. Bu Hudeybiye anlaşması ki حل فيها صلح محل الحرب. Yani bu harp mekanını barışa çeviren bir Hudeybiye anlaşması. Dur bir şey soracağım. Bu Rıdvan beyatı Hudeybiye işareti değil mi? Yani yani bu Hudeybiye'den önce oğlu için direkt bir atıf mı oluyor? Nasıl? Yok Hudeybiye de zaten beyat-ı Rıdvan olmuştur. Hudeybiye de aynı zaman anlaşma da olmuştur. Hudeybiye o mekanın ismidir. Ha. Evet. Beyat-ı Rıdvan o da anlaşmanın ismi. Evet. Tamam. ثم نقدت قريش الاتفاقية sonra diyor Kureyşliler bu anlaşmayı çiğnediler, bozdular ve gadaret bil ahdi ve ahdi yani o şeye de ihanet ettiler söze. Ve kararı Resul sallallahu aleyhi ve sellem fethi Mekke. Bunun akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethine karar verdi. Ve cema'a ceyşehu ve ordusunu topladı ve sara fi aşreti alafin alafi mukatilin minel muhacirin vel ensar ve binlerce on binlerce ensar ve muhacirden savaşçılarla yürüdü. Ve cemaatin minel kabail ve kabilelerden de gruplar. Ve lemma vesele sallallahu aleyhi ve sellem ila mekanin ismuhu Zutuva. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zutuva adındaki mekana vardığında emre cundallah biduhuri Mekke. Allah'ın askerlerine Mekke'ye girmelerini emretti. Ve en la yukatilu illa men yukatilu. Kendileriyle savaşanlar dışında kimseyle savaşmamalarını emretti. Evet. Ve kana Halid ibn Velid radiyallahu anh ala ketibetil yumna. Halid bin Velid radıyallahu anh bu sağ süvarilerini yani sağ tabur. Bölük. Yani bölük gibi bir şey. Bölük. Bölük. Evet. O bölük ya da tabur ya da o süvarilerin başındaydı. Ve Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh ala ketibetil yusra. O da sol bölüğün başında. Beynama akbala Ebu Ubeyde radıyallahu anh ve men ma'hu minel muslimin nehvel Kabe.
O anda da Ebu Ubeyde radıyallahu anh ve onunla beraber olan Müslümanlar Kabe yönü yönündeydiler. Hatta galebe cundullah ve dehalu Mekke mansurin. Ta ki Allah'ın askerleri galip bir şekilde galip bir şekilde Mekke'ye girdiler. Ve itmanna nas ve ammeti sekine. İnsanlar mutmain oldu, yani güvende oldu ve sükunet yaygınlaştı. Yani orada Mansurine yardımla birlikte mi? Yani Mansurine yani galip bir şekilde, galip. Galip bir şekilde değil mi? Evet. Galebe galip bir şekilde. Peki Mansurine? Galebe yendiler. Yani onlar kazandılar. Allah'ın ve dehalu Mekke'te Mansur. Yani zafer. Burada o hal oluyor değil mi? Hal. Tabii olarak. Hal, evet. Burada yani galip bir şekilde, yani zafer kazanmış bir şekilde girdiler. Ve itmanna nas ve insanlar güvende oldu ve ammeti sekine sükunet sakinlik yaygınlaştı el erca'a yani her yere sükunet geldi ve khada'a ehlu Mekke li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve Mekke ehli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme boyun eğdi, ona teslim oldular ve selleme فخرج الرسول على راحلته الى البيت الحرام ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rahilet yani devesinin üzerine Beytül Haram'a doğru gitti fetafe seb'an ve onun üzerinde 7 sefer tavaf etti ve futihat lehu el Ka'be ve ona Kabe açıldı Kabe'nin kapısı ona açıldı ve salla fiha ve orada namaz kıldı ثُمَّ وَقَفَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ sonra Kabe'nin kapısı üzerine durdu فَخَتَبَ قَيْلًا ve şöyle söyleyerek hitap etti لَا اِلَهَا اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَسَرَ عَبْدَهُ وَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ terbiye şeklinde değil mi yoksa? Hayır, manası verilmiyor. Bunu böyle hitap ediyor. Hı hı. Yani Allah'tan başka ilah yok, onun şeriki yoktur, ortağı yoktur. Ki bu aynı zamanda ilk terbiye değil mi yoksa? Efendim? Yok. Orada Resulullah'ın bir hutbesi gibidir abi. Bir hutbe olarak okumuştur, evet. Evet. Yani orada toplanan halka böyle hitap ediyor. Tabii bu aynı zaman tavaf esnasında şimdi de haciler bunu okuyorlar, evet. Nüsüklerinde okuyorlar, evet. Evet, vaadini gerçekleştirdi, yani doğruladı. Ve nasara abdehu ve kuluna yardım etti. Ve e'azze cündehu, askerlerini şerefli, izzetli etti. Ve hezemel ahzab, o hizipleri, o şeyleri, toplulukları hezimete uğrattı. Vahde, tek başına. Sümme iltefete ila Kureyş, sonra Kureyş'e yöneldi. Ve kal dedi ki ya mahşere Kureyş, ey Kureyş halkı, ma terevne enni fa'ilun bikum. Yani ne ma terevne yani enni fa'ilun. Yani size ne yapacağımı ne düşünüyorsunuz? Tabi onlara esir düştüler ha, onlara esir olmuşlardır. Yani bu geçmiş değil mi? Ma terevne enni fa'ilun bikum. Hayır, diyor ma terevne, yani ne düşünüyorsunuz? Bu tara yani bile akıllı evet. Görmek. Enni fa'ilun bikum. Ben size ne yapacağımı ne düşünüyorsunuz? Ben size ne yapayım? Ne tabi esirlere diyor. Ha, esir olmuşlardır. Esir etmişlerdir onları. Evet. Evet. Kalu hayran. Dediler ki hayır. Yani biz hayri düşünüyoruz. Sen bize iyilik yapacaksın ha. Kalu dediler hayran. Ekun kerimun. Yani cömert, mert bir kardeş. Vobnu ehin kerimin. Ve cömert bir kardeşin oğlu. Kale izhebu fe entum ettulaka. Diyor o zaman gidin siz diyor serbestsiniz. Diyor. Evet evet. İşte bu ad onlara bir lakab olmuştur ha. Orada çıktıktan sonra halen sahabeler bazıları diyor bak sen tulakasın. Yani sen zorla Müslüman oldun zaten. Yani Resulullah seni serbest bıraktı, sen esir oldun. Bu o tulakalara bir ad olmuştur ha. Evet. Evet. Ma'a zalik bundan sonra kesara Resul sallallahu aleyhi ve sellem el esname. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradaki
putları kırdı. Ve tahharal beyt min asari şirk. Ve beyti, yani Beytül Haram'ı o şirkin eserlerinden de temizledi. Evet, bu gece yeter. Yetmez mi? Allah! Yani arkadaşların da vakti varsa bir metin de okuyor. Siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. La, vaktim var ama bir parça var. Sanki çok değil, azdır. Yani ben mi okuyayım? Zaten küçük başladı, okuyabilirsiniz. Evet, tamam. El cihazı, tamam okuyalım. El cihazı hazmiyyu. Bu sindirim sistemi. Değil mi Menşah hocam? Hazmiyyetu. El cihazı hazmiyyu. Hazmiyyetu değil. Hazmiyyetu. Hazmiyyu. Hazmiyye, hazmiyye. Pardon. İleriki şeyde hazmiyyeti yazıyor ama. Tamam. Evet. Tebde'ül kanatul. Tebde'ül kanatu el hazmiyyetu indel insani bil femi. Bu sindirim kanalı, sindirim sistemi başlıyor insanın yanında boğazdan, yani ağızdan başlıyor. Başlangıcı boğazın başlangıcı, o sistemin başlangıcı ağızdır. Ve tecvifün, böyle o yani içli, değil mi? Tecvif yani böyle boşluktur yani. Boşluktur, doğrudur. Bidâhilihi el-lisânu vel-esnânu. İçinde dil var, bir de dişler var. Kema yattasilu biyye. Yani burada diyor ki sindirim yani ağızda başlıyor ha. Yani tükürükle birlikte sindirim başlıyor. Evet. Kema yattasilu biyye adedun minel gudedi el-lu'abiyyeti. Kema yattasilu biyye. Aynı zaman onunla elintilidir. Elintilidir. Adedun minel gudedi el-lu'abiyyeti. Bu salgı türoid türoid bezleri değil mi? Evet. Aa, bu kemaya yetesilu bi'adedi bi'adedun yani birkaç tane bu türoid bezleri de onunla elintilidir. Bağlıdır. Ve lisanu udvun hassasun yusa'ibul insana ala tadavvuk at-ta'ami ve tahrikihi ve khaltihi bil-li'abi. Ve lisanu dil udvun, öyle bir organdır ki hassasun, yani böyle duyarlı duyarlı bir organdır. Yusa'idul insane, insana yardım eder. Ala tazavvuk at-ta'ami, yiyeceklerin tadını almak için. Bir ve tahrikihi, ve o yemeği böyle çeviriyor. Ve khaltihi bil-li'abi, o salgı ile de karıştırıyor. O bu hep bu iş, bu işlemleri dil yapıyor. Sümme yetahavvalu at-ta'amu ila kurratin ghidaiyetin. Sonra bu yiyecekleri çeviriyor ila kurratin. Kurre yani böyle yuvarlak yuvarlak şeyler mi, değil mi? Evet, yani yumak ya da yuvarlak. Yumak böyle gıda yumakları halinde. Böyle gıda yumakları halinde onları çeviriyor. Tendefi'u bid-dakti aleyha, böyle sürüklüyor onu, böyle basarak aleyha ilel bel'umi, onu boğaza doğru böyle bastırarak onları itiyor, boğaza doğru götürüyor. Vel bel'umu boğaz, şimdi evet, eğer çocuklar varsa şeyi kapatabilirsiniz. Vel bel'umu udvun teltaki indehu fethata el ünfi. Ha, bu boğaz böyle bir organdır ki teltaki, orada böyle karşılaşıyorlar indehu, orada fethata el ünfi. Bu burunun iki açık yeri de o boğazın orada karşılaşıyor. Yani bu iki deliği. İki deliği, evet. Yani soluk borusuyla yemek borusunda karşılaşıyorlar. Aynen, oradan birleşiyorlar. Tel takı, evet. Birleştiriyorlar, evet. Ve fethata el özüneyn, ve kulağın iki deliği.
وفتحة دليل وفتحة المرئي مري بدا بو نفس بورسو نفس يمك بورسو يمك بورسو مري مري دي شيء دين ما دي بغن مري فتحة يمك بورسو دين ما peki bunlar bir ara geliyor. Yani yemek borusu. Zaten fethetel enfi, fethetel enfi orada soğuk boğaz, borusu, nefes borusudur. O nefes borusu. Bunun fethetel enfi, diğeri de kulak borusu, kulak için. Evet. Diğeri de yemek borusu. Yemek borusu. Bunlar hepsi orada boğazdan birleşiyorlar. Boğazdan birleşiyorlar, yatakı. Birbirine oruyorlar, birleşiyorlar. وَيَمُرُّ الْهَوَاءُ مِنْ فَتْحَتَيَ الْاَنْفِ Bu nefes geçiyor, bu burun, burunun iki deliğinde açılış fethatay, iki açılış yerlerinde hava geliyor. اِلَى الْقَصْبَةِ الْهَوَائِيَةِ اِلَى الْقَصَبَةِ الْهَوَائِيَةِ Bu hava, borusuna, hava borusundan gidiyor. Nefes, nefes bu burun, burun deliğinden borusundan geçiyor diyor. Aynen, yani. Aynen. Kema evet. Kema enel bel'ume bu şeyde boğaz da yusa'idul insanu alel kelami. Aynı zamanda boğaz da insana konuşmak üzere ona yardımcı oluyor. Yani mesela insanın konuşması boğazdan geliyor. Emmel mer'iyu işte bu yemek borusu feva enbubun o ele borulardır ki borudur ki yenqulul kurratil gıdaiyete bu gıda şeyleri sen kurrata ne dedin Memişak hocam? Yumak. Yumak. Yani, bu yemek yumakları taşıyor bu borular minel bel'umi boğazdan taşıyor nereye? İle maideti mideye götürüyor. Evet. Ve yebluğu tuluhu 40 santimetren takriben. Yaklaşık bu yemek borusunun uzunluğu ne kadardır? 40 santimetreye ulaşıyor. O kadar var. Evet. Evet yeter bugün. Adınıza sağ olun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.